Bütün gün tepindiler üstünde. Yoruldun değil mi? Yok. Ama onların perdi çıktı. Erkenden uyudular. Ay neyse ki. Zor değil mi böyle? İki çocukla tek başına. Onların dersleri, senin derslerin. Ayarlıyoruz. Alışık aslında. Öyle mi? İyi mi yani böyle? Güzel mi evden ayrı, bizden ayrı? O kısmı güzel değil tabii. O zaman? Ama bu sakinlik güzel Ali. Biz bize, etrafımızda kıyametler kopmuyorken. Böyle çok güzel Ali. Her telefona, her habere gerilmeden yaşayabiliyoruz burada. Buraya uğramıyor mu? Haberde, telefonda, sen neredeysen oraya gelmiyor mu? Yani araya 300 kilometre koyunca düzeliyor mu her şey? Bizim hayatımız bu Pınar. Nasıl değiştirelim bunu? Bilmiyorum. Ama deniyorum işte. Değiştirmezsem yapamayacağım çünkü. Yaşayamayacağım diyorum, anlamıyor musunuz? Bak, ben çok düşündüm. Öyle bir günde basıp gelmedim buraya. Dur bekle, geliyorum. Ne bu? Boşanma dilekçesi. Avukat bir arkadaşla hazırladık. Sen şaka mı yapıyorsun bana? Bir sakin ol. Dur bak, sakin ol, bir dinle beni. Ya Ali, bak ben artık çocuklarla buradayım. Gelip bizimle burada olacaksan hemen şimdi yırtar atarım bunu. Ne yapayım istiyorsun? Tayin mi isteyeyim ayvalı? Hayır. Polis olarak değil. Ya başka bir iş buluruz. Ne olursa. Mesleği bırakayım. Ya mesleği, ya beni Ali. Burada ailece yeni bir hayata başlamak mı? Yoksa yolları ayırmak mı? Sen de düşün. Ver kararını, olur mu? Ya Ali, ne olur bana kızma. Ya anla beni. Haklı çıktın yani baba. Pınar'ın ayağına gitmekle, ısrar etmekle olmuyormuş. Daha da kötü oluyormuş hatta. Bak ben ikna ederim diye gittim. Elimde dilekçeyle döndüm. Mesleği bırak. Buraya yerleşelim ya da ayrılalım. Böyle pazarlık mı olur ya? Delirmiş bu kız. Yok. Bana sakin geldi. Düşünmüş, kararını vermiş. Kafası net, soğukkanlı. Sen nasılsın peki? Ne düşünüyorsun yani? Bilmiyorum baba, uyuşmuş gibiyim. Düşünemiyorum bir şey. İnsan bu kadar köşeye sıkıştırılmaz. Ama sıkışma oğlum, sakın ha. Hak etmiyorsun, tamam mı? Mesleğim olmasa ben ne işe yarayacağım? Ailem olmasa, karım, çocuklarım. Onlarsız ne yapacağım? Ben ne halt edeceğim baba? Sakin olacaksın bir kere. Hep böyle bir karar vermek zorunda değilsin. İşini de, aileni de nasıl sevdiğini, nasıl dört elle sarıldığını ben biliyorum. Sana bunlardan birinden birini seç demeye